Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıyamet alametlerinden, fitnelerden bahsediyoruz. Evet, bir önceki dersimiz Hazreti Osman Efendimizin şehadetiydi. Fitne kapısı açıldı artık. Hazreti Ömer Efendimiz fitnenin, evet, kuvvetli bir kapısıydı. Onun zamanında kırılmadı. Kimse fitneye düşemiyordu. Ama Hazreti Osman Efendi zamanında işte fitne kapısı açıldı. Ve ondan sonra artık insanlar kalpleri bozuldu bir defa. Yani kitaplar öyle söylüyor. Yani kalpler bozuldu. Niyetler bozuldu. Bunu artık önlemek çok zor bir hale geldi. Bu hengamede işte Hazreti Osman Efendimiz'den sonra insanlar Hazreti Ali Efendimiz'e beyat ettiler. Hazreti Muaviye Efendimiz de beyat etti. Bunda hiçbir şey yok, sıkıntı yok. İşte tabi her halife kendine göre çalışacağı insana tayin etmesi normaldir. Yani valiler tayin eder. Hazreti Ali Efendimiz'de kuvvetli iştihadı vardır, dirayeti vardır, ilmi vardır. Valilere değişiklik yaptı yani. İşte Hazreti Osman Efendimiz'in tayin ettiği vali değiştirdi. Yani insanlar başlıyor bu sefer dedikodu yapmaya. Yani niye vali değişti, niye öyle oldu, niye böyle oldu? Günümüzde aynı şeyle tekrar ediyor. Evet. Asıl bu olayın Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Muaviye arasındaki kavga iştihada dayalıdır. Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Nefsani değildir. Ben baş olayım. Kavgası yok. Çünkü Allah Resulü Hazreti Ali Efendimiz için de buyurmuştur. Hazreti Muaviye Efendimiz için de halife olacaksın buyurmuştur. Yani bunlar hep Allah Resulü haber verdi. Hatta bak bunu okuyorum. Vel hakimu an Aliyyin ve Talha radıyallahu anhuma. Hazreti Ali ve Talha bin Abdullah rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Zübeyr, Zübeyr bin Avvam'a dedi. Efendimizin nesi oluyor? Bacına diyelim. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin damadı, Esme validemizin eşi olur. Dedi ona ki Zübeyr'e, etuhibbu Aliyen, Ali'yi seviyor musun? Ema inneke sittehrucu aleyhi. Ha? Ama sen ona karşı çıkacaksın. Ha? Evet, ve tukatilu, savaşacaksın. Ve ente lehu zalimun. Ve sen ona haksız olduğun halde karşı çıkacaksın, savaşacaksın. Allah Resulü bunu beyan etti ya. Beyan etti, bildirdi. Ondan sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin rivayet ediyor. Kale leha, Hazreti Ayşe'mize buyurmuş. Keyfe bihda künne, hanımlarıyla otururken sizden birinizin hali nasıl olacak? İza nebehatha kilabu hev'eb. Hev'eb diye bir kuyu vardır Basra'da. O Basra'daki o kuyunun etrafındaki köpekler havladığı zaman sizden birinizin hali ne olacak, nasıl olacak? Allah Allah. Şimdi biraz sonra anlatacağız. Bunu da beyan etmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâli aliyin radıyallahu anh seykûnü beyneke ve beyne âişi emrun. Ya Ali, ileride Haişe ile aranda bir olay olacak. Bunu da beyan etmiş. Olay olacak. Emrun, yani kavga. Kale Hazreti Efendimiz diyor ki fe'ne eşkâhuma ya Resulallah. Eğer Haişe ile benim aramda bir kavga olacaksa bu iki işten en şeki olan benim. Yani Haişe ile kavga olur mu? En şeki benim. Ama ol, bak olacak. Fitne böyle bir şeydir. Fekale la. Evet, sen en şakı sen değilsin. Velakin zâkâne zâlik. Eğer ileride Ayşe ile aranda bir kavga olacak olursa o zaman ferdudha ila me'meniha. Ayşe'yi emin olacağı güvenli yere kadar ulaştır. Allah Allah. Aynı buna tahakkuk etmiş ya. Yönüne kadar ulaştır. Peki der bir hadis-i şerifte Allah Resulü Hanım'a buyurdu. Eyyetü künesin hanginiz? Tenbehuha keza ve keza. Hevab kuyusunun köpekleri görünce onu havlayacaklar. Fe Allah'a Ayşe. Mutehancibeten Ayşe annemiz.
Hanginiz yani bu kavgaya girecek? Hazreti Ayşe annemiz güldü teaccüb ederek. Fekale Allah'a buyurdu ki unziri ya Ayşe, bak bakalım, la tekûnü ente ya Hümer, ey Hümer ya, sen olmayasın bu. Sen olmayasın. Evet. Yine Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e buyurmuş ki in vullite min emriha şey'en ferfuk biha. Eğer sen Ayşe'ye, tamam mı, işine sahip olursan, yani ona galip gelirsen, ferfuk biha, ona çok yumuşak ol. Yani onu incitme. Allah Allah. Bunlar hep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Evet. Haber verdi. Peki şimdi olaya bakalım. Ama Hazreti Ali ne diyor? Ben insanların evet en iyileriyle imtihan edildim. Peygamber Efendimiz'in eşi Ayşe. İnsanların en böyle akıllısı Talha ile. Talha bin Ubeydullah. İnsanların en güçlüsü, kuvvetlisi, birlikte savaştığımız, çok düşmana galip geldiğimiz arkadaşım Zübeyr bin Avvam ile. Allah Allah. Ve sen nas, insanların en zengini Ya'la İbni Umeyye. Evet. Bunlar Hazreti Muaviye Efendimiz tarafında idiler. Şimdi öyle gözüküyor. Olaya bakalım. Olaya bakalım. Hazreti Ali Efendimiz idari ele almış. Valileri değişiyor. Tabii doğrudur, normaldir. Ama münafıklar durmuyorlar. Münafıklar İslam'da Müslümanların kavga etmesinin fırsatını kolluyorlar. Haliyle Hazreti Muaviye Efendimiz Umeyyoğullarından, Hazreti Osman Efendimiz'in akrabası, kısasa kısas istedi. Kısas. Yani derhal, İçtihat buradan kaynaklanıyor. Derhal şu katiller yakalansın ve bunları cezalandıralım, kısas yapalım, öldürelim. Çok kişi var. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki tamam yapalım ama lakin şu otoriteyi bir sağlayalım, düzeni bir sağlayalım, sükuneti sağlayalım. Ondan sonra bir mahkeme kuralım. Bu suçta kim ise yakalayıp öldürelim. Hazreti Ayşe annemiz de bu görüşte yok diyor. Önce Allah'ın bu ayeti tehir edilmeyecek, derhal kısas uygulanacak. Neydi o ayet? Sûre-i İsra. Evet. وَمَنْ قُتُلَ مَظْلُومًا, kim zulmen öldürülürse, فَقَدْ جَعَنَا, biz verdik, لِوَلِيِّ velisine, sultane yetkiyi verdik. Yetkiyi velisine verdik. Mevla diyor ya. Yetki velide. Yani veli ise hasmını, mektulu, katili affeder, diyetini ister. Evet, bu ayet tehir edilemez. Derken bu arada işte fitnede de araya girdiler. Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Muaviye tarafını tabi tutuyorlar. Hazreti Ali Efendimizle çok sahabe zaten hep yanındadır. Özetleyecek olursak fitnecilerin kışkırtmasıyla birlikte iki ordu, evet, Cemel Vakası dediğimiz olayda Basra'da karşılaşacaklar. Hazırlandı. Savaştan başka çare yok. Çünkü niye? Muaviye'de radıyallahu anh Şam'da hilafetini ilan etti. Hazreti Ali'nin Medine ve Hicaz'da halife. Aynı anda iki tane halife. İki ordu savaşmak üzere yola çıktılar. Onlar Şam'dan geliyorlar. Bunlar Hicaz'dan, Basra'da karşılaşacaklar. Şimdi insan diyor ki ya Peygamber Efendimiz'in eşi ya, değil mi? Bu kadar zenette müjdelenmiş olan Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam var. Bir de Hazreti Ali Efendimiz var. Ya Ali, seni öldüren cehennemdedir buydu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor? İşte bunlar oraya savaş için gitmediler. Hazreti Ayşe annemiz hacca gidiyor. Hacca gidiyor. Giderken Yemen'den bir zengin bu olayı duydu. İki Müslüman birbirle savaşacaklar ya. Bunları barıştıralım. Bu sefer Zübeyr bin Avvam Talha'ya diyor ki gel şu Ayşe, hazır Allah Resulü'nün hanımıdır. Onu dinlerler. Masrafları ben vereyim. Deveyi de ben hazırlayayım. Ve gelsin iki orduyu barıştırsın. Yani Hazreti Ayşe'nin savaş için oraya gitmedi. Barış için. İki orduyu barıştırmak için. Allah Resulü'nün eşidir ya.
bu niyette gitti. Hacca gidiyor zaten Mekke-i Mükerreme'ye ve neticede Ayşe validemiz devesinin üzerindeyken işte Basra'da o Hav'eb denilen o suyun oraya gelince köpeklerin havladığını duydu. Köpeğin havladığını duydu. Dedi ben geri dönüyorum dedi. E niye? Çünkü Allah Resulü bize buyurdu ki ya Ayşe o Hav'eb kuyusunun yanında köpekler havladığı zaman durumun nasıl olacak? Hemen işi anladı. Yani biz burada tehlikeye gidiyoruz. Burada iyi bir şey yoktur. Burada bir kavga vardır. Ama derdiler yok buraya kadar geldik. Bak insana kan dökecekler. Yapma etme. Ve neticede Hazreti Ayşe annemiz de bu şeyde bulundu. Savaş tabi başta savaş öncesi akşamları yine heyette bir araya geldiler. Bak bugün aynı şekilde oluyor. Barışalım kavga olmasın. Tamam ittifak ettiler. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Muhammed Efendimiz. Ama o arada o münafıklar, işte iş başındaki o propagandacılar, ajanlar, Siyonizm, onlar kişi her iki taraftan münafık koydular. Suikast planladılar. Yani sabah bak barış olacak. Akşamleyin Muaviye tarafından 10 kişi gitti Hazreti Ali Efendimiz tarafından saldırdı. Onların çadırlarına öldürdü oradan kişileri. Bu taraftan da gitti o tarafa öldürdü. Bu aynı Irak'ta aynısı oluyor. Sünnilerin şeyini öldürüyor. Şialar öldürüyor Sünniler tarafını. Camisini bombalıyor derken hadi bakalım barış iptal oluyor. Her Müslümanla bir araya gelince barış olacaksa bir de bak gözün bir bomba patlıyor. Diş güçle bunu yapıyor. İşte. Ve neticede iki ordu dediler ki bunlar akıllanmayacak. Bilemiyorsun ki kim yaptı etti diye. İstihbarat tam alınmadı. Ve iki ordu savaştı. Hazreti Muaviye Efendimiz'in tarafından 30 bin kişi orada öldürüldü. 30 bin kişi ya. Savaştan Hazreti Ali Efendimiz galip çıktı. Ve neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti Hazreti Ali'ye? Ayşe ile işin bir kavga olacak ileride olduğu zaman da onu sen iyi davran ona. Onu da emin olduğu yere kadar ulaştır. 3 gün Hazreti Ayşe annemizi misafir ediyor. Konak çadır hazırlıyor ona. Ona kimseyi dokundurtmuyor. Ve kendisi bizatihi devesin yularından tutarak ve hizmetini vererek emin olacağı yere kadar ulaştırıyor onu. Ve şehrin çıkışına diyor ona ki seninle benim aramda kavga Hazreti Ali diyor Hazreti Ayşe'ye bir damadın kayınvalidesiyle olan evet kavgadan ibarettir. Yani sen, ben peygamber damadıyım. Sen de eşisin. Bir yere kayınvalidem sayılırsın. Aradaki bu kadar nasıl oldu damatta? O geçer yani. Geçici bir şeydir. Daha sonra bu olayla neticelenince Zübey bin Avvam'ın oğlu Urve bin Zübey tabiindendir. Çok büyük alimdir. Tabiinin 7 fakihinden birisidir. Yani Zübey bin Avvam'ın oğludur. Abdullah bin Zübey'in kardeşidir ama tabiindir. Urve bin Zübeyir. Hani Hazreti Ayşe'mize Medine'ye gelir, çenesi Şam'da otururdu. Derdi niye yeğenim sık sık gelmiyorsun bana? Zurgibben tezdel hübben. Ara sıra ziyaret ki muhabbetin artsın diyen, bu meşhur sözü diyen Urve bin Zübeyir. Diyor ki Hazreti Ayşe annemize diyor ki teyze Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinde en çok kimi severdi? Hazreti Ali'yi. Sen Ali'yi. Peki niye onunla savaştın dedi. Deyince dedi ona ki Hazreti Ayşe annemiz çok zeki. Çok zeki. Yani dedi ona ki peki senin annen babanla niye evlendi dedi. Yani annesi Esma Hazreti Ayşe'mizin ablası. Babanla niye evlendi? Dedi ki Allah-u Teala yazdı. Bunu da Allah yazdı dedi. Yani kader bu şekilde tecelli etti ve Hazreti Ali Efendimiz tabi hilafeti zaten halifelik onunydı. Bu şekilde kavga bu şekilde fitne olarak sonuçlandı. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i fitneden uzak eylesin inşallah. Allah Resulü haber vermesine rağmen bak yine bu olaylar oluyor. Ya günümüzde Müslümanlar çok uyanık olması lazım. Her haberi
evet kabul edip de ona göre hareket etmemesi lazımdır. Yoksa Allah muhafaza kendi vatanımızın düşmanı oluruz. Vatanımızın düşman olanlarla birlikte oluruz. Rabbim gençlerimizi uyandırsın inşallah. Evet. Hazreti Ali Efendimiz, tabi Allah Resulü buyuruyor ki ben ilmin şeriyim, Ali ise kapısıdır. Ya evet. Allah Resulü öyle buyuruyor. La tekumussa, kıyamet kopmayacak hatta evet tektule fiyetan, iki ordu savaşmadıkça, azimetani, iki büyük ordu savaşmadıkça, tekünü beynehuma mekteretun azimetun, aralarında çok büyük savaşlar olacak. Davahuma vahidetun, halbuki davaları tek. Her bir de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler. İslam. Her birinin davası İslam. Aynı şekilde fakat birbirle savaşacaklar. Evet, Allah-u Teala evet savaştan bizleri, Müslümanları savaşmaktan uzak eylesin inşallah. Peki, Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Kıyamet alametlerine inşallah şimdi hadis-i şeriflerde ileriki derste devam edeceğiz. Allah-u Teala uyanık olmaya bizi muvaffak eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Geçmişten de rahmet eylesin. Meşayihimize fevkattecel ihsan eyleyip bizi onlardan cümlemizi Habibine ayırmasın inşallah. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.